Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecik ver ile bir kaçak katı nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim, kim isterse beraber dinlesin. Şimdi şu cümle, şu kısmı, şu paragraf fevkalade önemli. Bu paragrafta çok mühim bir mesaj var. Çok önemli. İnsanın hayatının sonuna kadar unutmaması lazım gelen bir mesaj var. Bakın bir de okuyayım. Yani işte Risale-i Nur'ları, şu hakikatleri tanıyan hiçbir kardeşimiz yoktur ki herhalde şu sözleri ve küçük sözleri eline almış olmasın. Herhalde Allah alem, buradaki cemaatin belki yeni gelenler hariç, herkes bu birinci sözüne yapmıştır, okumuştur. Allah bizi ülfetten muhafaza etsin. Üstad Hazretleri diyor ki sattı nazar zulümattır. Nazarı sattı göremez. Ülfet beladır. Bazen olur ki insan bir şeye bakar, baktığı şeye ülfet eder. Ülfet ettikten sonra ne olur? Ses. Biraz alışmamışsın ya. Nasıl diyeceksin? Bizden diyorsun. Üstad, nazarı sati diyor, zulümattır. Sati nazar göremez. Onun için bir Müslümanın dünyasında en ciddi tehlikelerden kapan da abi. Yukarı. Şimdi tamam. Bir nazar-ı sattı. Nazar-ı sattı diyor, zulümattır. Sattı nazar göremez. Kardeşlerimiz hakkında en ziyade korktuğumuz bir de ülfettir. Allah bizi ülfetten muhafaza etsin. Şurada Yunus'un bir şiiri var. O tablo ne zaman buraya asıldı? Kâhta mı oldu? 6 ay. 6 ay. Şimdi 6 ay önce ilk defa asıldığı zaman ben buradan içeri girdiğim zaman, şimdi bunun uygulamasını yapalım. Ben buradan içeri girdiğim zaman efendim İlk defa bakıyorum. İlk defa bakınca insanın nazarı diridir. İlim bilmektir. İlim kendini bilir. Kendini bilmeyen cahildir. Din, ilim dahi bilse, kendini tanımayan, nefsini bilmeyen Rabbini bilemez. Ben bu mesajı aldım. Çok güzel. Sonra okumaktan mana nedir? Kaç okul, kaç fakülte, kaç medrese bitirdin? Bitirdiklerinle hakka ulaştın mı, ulaşmadın mı? Ulaştın. O zaman sen okumuşsun. Eğer hakka yetişmemiş, sen ulaşmamışsan, sen bin fakülte bitirsen, hakka nokta sen nesin? Sen cahilsin, cühelasın. Şimdi ben bu levhaya baktım, hoşuma gitti. Sonra ikinci gün de dikkatimi çekti. Üçüncü gün levha gözümde biraz silikleşti. İki hafta sonra, üç hafta sonra içeri girdim mi, nasıl bakıyorum? Lan maşallah bu levha duvara tam yakışmış. Dış mekan yeşil, sarı. İç mekan da ne? Sarı. Tam. Duvarın neyi oldu? Şu levha. Aksesuarı.
Ya maşallah ya, burada bu medresede kalanların böyle estetiği de güzelmiş. Bak içindeki mana gitti. Üç ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra bakıyorum gözüm okumuyor. Aleminde silindi. İşte bu nedir? Bu afattır, Allah'a sığınmaktır. Şimdi şu cümle, herhalde Risale'yi okuyan, birinci sözü okuyan, yeni Risale'yi başlayan herkes şu paragrafı okumuştur. Bakın şimdi şu paragraftaki mesaja bakın. Ne diyor burada? Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için, Üstad bunu Hulusi abiye yazıyor. Hulusi abi, Albay Hulusi abi, Elazığlı, Allah rahmet eylesin, Risale'nin diyor birinci talebesi. Bu sözü Üstad ona şey diyor, hitaben yazıyor. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati birinci mesaj. Nefsimle beraber dinle. İlk cümle. İlk cümle. Birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. İşte unutulmaması lazım gelen mesaj bu. Nereye gidersen git. Hangi sohbete iştirak edersen et. Sohbette istersen hatip ol, istersen dinleyici. İstersen burada kürsüye çık, istersen karşıda dur. Muhatap evvela ve bizzat insanın nefsidir. Bu unutulmayacak. Nefsini unuttun mu helak oldun. Perişan oldun. Allah bize nefsimizi yani unutturtmasın. Onun için şu derste, yani dersi dinlerken, şu dersten feyiz almak, şu dersten hakikati alemine nakşetmek, şu dersten ibret almak, şu dersi alemine mahsetmek istiyorsa hepimiz, hepimiz muhatap ben. Bakın Bezmi Hazretleri diyor ki, açtım Şah-ı Geylani'nin şu beyti çıktı. Ente fî darül hikmeti tabiben yudâhi halbuk. Şah-ı Geylani diyor ki, sen kendin hastasın. Bendir o zaman Darül Hikmet-i İslamiye'de aza idim. Güya İslam'ın meselelerini çözen bir insan idim. Fakat herkesten ziyade en hasta ben idim. Kur'an'ın halis bir tirmizidir talebesi beni irşat etti. Sen kendin hastasın. O zaman diyor, ben o kitabı sanki bana yazılmış gibi okudum. İşte Risale-i Nur'u elimize aldığımız zaman unutulmayacak nokta budur. Şu ruh zeminde şu hakikatlere en muhtaç ben. En perişan ben. En hasta ben. Yani Bezum Hazretleri şu hakikatleri benim için yazmış. Muhatap benim. Öylesine yapacağım. Nefsime okuyacağım. Nefsine dinlettireceğim. Bir insan hakikati nefsine kabul ettirirse o zaman başkaları çok rahat dinler. Ama nefsine kabul etmezsem o ders çok silik olur. Hakikat noktasında tesiri azalır. Şimdi bakın şu paragraftaki öyle Allah bizi ülfetten muhafaza etsin. Bak kaç tane mesaj var. İlk cümle, Risale'deki ilk cümle. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Bu bir. Nefsimle beraber dinle. Bu birinci cümle. Devam ediyorum. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Bu etti. İki.
ve nefsini herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyor. Ve etti iki. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Bak başkalarına değil. Kime? Nefsime. Etti 3. Şimdi sen orada bazı kelimeler var ki onlar canlıdır. Şu bundan 30 sene önce okusam o zamanki şimdi. Bu şimdi, şimdiki şimdi. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Etti 4. Kim isterse beraber dinlesin. Bak, dinleyenler muhayyer. İsterse dinler, sizi dinlemez. Dinler, efendim, ders hoşuna gitmez, çeker gider. Herbe dersi bırakır. Muhatap kim? İnsanın nefsi. Allah dersi okurken, dinlerken, şu hakikaten Allah bizi bahsetmiş. Ders kimindir? Ders nefsimizindir. Bir mümin hakikat-ı Kur'an'ı nefsine dinlendirse ve nefsine muhatap olursa o ders keskin olur. Canlı olur. Hayatlar olur. Cenab-ı Hak dersi nefsine okuyanlardan eylesin. Evet, başlayalım. Şimdi birinci söz Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zevanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazı idi. Diğeri mağrur. Mütevazı bir reisin ismini aldı. Mağrur almadı. Alanı her yerde selamette gezdi. Bir katı tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim, şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatında öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, işte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın, şu dünya ise bir çöldür, aczin ve fakrın hadsizdir, düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın Malik-i Ebedisi ve Hakim-i Ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabdedip
Kadir-i Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yatar. Evet, bu kelime ile hareket eden bu adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah'dır. Öyle mi? Bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah'dır. Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhisselam, fıtratın dili, fıtratın lisan ve tesbihi besmeledir. Besmele fıtratın dilidir. Fıtratın tek bir dili vardır, o da besmeledir. Bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der, öyle mi? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, bu adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zebercikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der, matbaa-i kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Risale-i Nur mahiyeti itibariyle çok ilim-i mütenevviye, mütenevi ilimleri kendi mahiyetinde kelamın fehrasında gizlediği için şu cümlenin arkasında çok ince mesajlar var. Koyun lisan-ı hal ile Bismillah diyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretinden ve rububiyetinden istimdat ile Bismillah diyor, otu arıyor, samanı arıyor, ot, saman. Rahmet-i İlahiye o samandan rububiyet ve kudretiyle koyunun karnında tıp fakültesi yok. Eczahane yok, laboratuvar yok. Kan var, fışkı var. Kudret ve rahmet-i İlahiye kan içinden, fışkı içerisinden bulanmadan, bulaştırmadan dünyanın en muaddi, en latif, en güzel nimetini ikram ediyor. Tabi güzelse imalat noktasından düşün, ham madde, ot, saman, mamul madde, süt. Allah'ın kudreti. Allah eşyanın, dilerse Allah eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Saman süt olur. Cenab-ı Hak rububiyetiyle eşyanın mahiyetini değiştirdi, samandan süt yarattı. Rububiyet-i İlahiyenin kemalatı. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti. Rabbim dilerse samanı süte çevirir. Rububiyet-i İlahiyenin kemalı. Ama bu hadiseye besmele noktasından başlarsak, şurada çok önemli bize karşımıza bir mesaj çıkıyor.
koyun mübarek. Birer koyun. Niye koyuna mübarek denilmiş? Koyun nunis. Değil mi? Koyun nunis. Peki koyunda enaniyet var mı? Söyleyeyim. Yok. Gurur, şov, çalım var mı? Ekabirlik. Hiçbir şey yok. İşte koyun bir memur-u ilahi. Lisan-ı hal ile besmeledi. Yani Allah namına memuriyetini değil mi? Fiilen gösteriyor. Gösteriyor mu? Lisan-ı hal ile besmeleyi okuyor. Koyun işte lisan-ı hal ile besmeleyi, hal diliyle besmeleyi okuduğu için Cenab-ı Hak bakın o hayvanı ne yapıyor? Rahmet feyzine mazhar yapıyor. O koyun süt çeşmesi oluyor. Niye? Allah namına başladığı için. İzafet ve nispete girmediği için, koyunda ilim yok, enaniyet yok, gurur yok, değil mi? Kendini beğenmek yok, şov yok, çalım yok. Allah namına adımını attığı için o hayvan rahmet feyizine mazhar oluyor, süt çeşmesi oluyor. Abi, arkadaş şimdi de... Dur. Şimdi demek ki bir müminle, dikkat et, bir müminle Allah namına başlasa, şu ders bir dersi Kur'an'ıdır. İzafet ve nispete girmeden, ilmim, dirayetim, kabiliyetim, kapasitem, şan, şeref, patırtı, rüya, şov ve gösteriden arınmış bir safi bir niyet ile, halis bir teveccüh ile, lisan-ı hal ile Bismillah desen, Allah seni de koyunu süt çeşmesi yaptığı gibi, seni de ilim çeşmesi yaptı. O zaman senin ağzın hikmet pınarı olur. Sen ilmin denizi, ilmin nehri, hakkat-ı Kur'aniyenin bahri olursun. Besmele'deki bu sır sende de tecelli eder. Cenab-ı Hak layık eylesin. Orada bir şey sorabilir miyim? Dur. Biz dahi ona başlarız diyor. Onunla başlarız demiyor. Oradaki o mana nedir? Yani? Biz dahi ona başlarız. Başlarız. Evet. Kesinlikle. Biz dahi ona başlarız. Onunla başlarız demiyor. Evet. Şimdi besmele'de besmele'nin besmele'de da harfi var ya be. Sen Arapça biliyor musun? Arapça. Car ve mecrur kaidesini biliyor musun? Besmele'de sırrı teshir mestudur. B harfi geldi. Allah kelimesindeki en son neyi nasıl okuduk hocam? Esreyle. Esreyle okudu. Teshir. Allah adına konuş ki eşya sana musakkar olsun. Besmele'yi halinde yaşa, kainat sana musakkar olsun. Usta Hazretleri demiş, bir insan Allah'a hakiki kul olsa, hakiki kulluk besmele içerisinde meşrudur. Şimdi biraz sonra bakacağız. Kul. Bir Müslüman tam bir memur ilahi olsa, Allah memuru. Derler ki, nasıl da, evliya filan da, Şah-ı Geylani, Şah-ı Naşir, bunlar da evliya. Onlara ne denilmiş? Ehlullah.
kimin ehli? Allah'ın ehli. Sen tam bir memurun ilahi olsan, Allah'ın tam bir memuru olsan, besmeleyi lisan halinde yaşasan, besmeleyi fiilen yaşasan, sen ehlullahsın. Allah'ın ehlisin. Tesvir hakikati zuhur eder. Onun için bu birinci sözün ikinci makamında bir dua var. Allahümme fehimne esrarı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim içerisinde çok sırlar var. O sırlardan birisi teshildir. Allah musahhar ederse sen muvaffak olursun. Allah irade ederse, Allah isterse o iş olur. Allah istemezse o iş olmaz. Onun için kudret-i ilahiyenin tecellisinde birinci şart besmeleyi lisanla söyleyeceğiz. Ama daha müessiri bir de besmeleyi halimizle söyleyeceğiz. Söyle. O zaman tesvir hakikati zuhur eder. Harun Reşid'in bir oğlu varmış. Ve Harun Reşid halife. Oğlu da çok kabiliyetli fakat çok salih, evliyadan, kamilinden bir insan. Saraydaki vezirler kışkırtıyorlar, diyorlar ki sultanım bu tahta geçecek, senden sonra veliaht olacak. Hiç sarayın işleriyle meşgul olmuyor. Zikirle, tesbihle, fikirle, ibadetle meşgul. Senden sonra senin varisin bu. Senin işlerine sahip çıkmıyor. Sen diyor bunu ikaz et, gelsin, sana şeysin, güç ve kuvvet versin, senin yanında olsun. Senin yanında pişsin ve tekmin olsun. Tabi Harun Reşit bir gün çocuğunu, evladını çağırıyor. Harun Reşit'in oğlu da kamil, evliyadan bir zat. Biraz baba olduğu için sert bir şekilde oğlum diyor, sen benim izzetimi, şeref ve kıymetimi bütün vezirlerimin, kumandanlarımın yanında benim izzetimi 5 para ettin. Sen sarayı terk ettin, saltanatın umuruna da bakmıyorsun. Sen benim izzetimi paramparça ettin. Bütün vezirlerimin, kumandanlarımın, saray erkanının yanında benim izzetimi kırdın, paramparça ettin. Öyle deyince bahçede yürüyorlar. Oğlu diyor ki, baba diyor, şu elini böyle bir aç. Açıyor elini. Baba diyor, bak şu ağacın üzerinde bir kuş var. Çağır o kuşu gelsin. Babası elini açıyor. Bir kuş gelir mi? Bak baba diyor. Böyle elini açıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi senin adınla, senin kuvvetinle ne yapıyorum? Başlıyorum. Bütün fıtratın zikri, bütün fıtratın tesbihi nedir? Besmeledir. Sen Allah'ın memuru olduğun gibi o karşıdaki kuş da kimin memurudur? Allah'ın memurudur. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşa diyor ki gel. Allah'ın izniyle gel. Kuş geliyor, eline koyuyor. Dönüyor. Baba diyor sen de bütün ehli hakikatın Allah'ın halis kullarının yanında benim izzetimi 5 para ettin. İşte besmelede teshir sırrı var. Allah adamı. Cenab-ı Hak bizi bu teshir sırrına nasar etsin ve besmelenin envarından istimdat eden hakiki kullarından eylesin. Ben bazen böyle arkadaşlara söylüyorum, hakikaten de öyle. Şimdi benim bir arabam var. Araba bindiğin zaman değil mi? Kardeşlerim beraber derse gideceğiz. Diyor ki şu araba var ya. Evet. Şu araba benden 1000 derece daha halis. Nasıl? Bak bu arabada enaniyet yok. Gurur yok. Kendini beğenmek yok. Mutlak itaat ve inkıyatta. Filan yere derse gideceksin. Baş üstüne. Emrim benim başımın üstüne. Ben senin memurunum. Çamurda giderim.
Yağışta, yağışta giderim. Karda, tipide, burada, fırtınada, iterken bir. Tam itaat ve tam inkiyat. İşte lisan-ı hal ile besmeleyi yaşıyor. Teshir hakikati. Allah şu teshir hakikatinin hakikatını bizim alemimize nakşetsin. Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Böyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Bakın, Peygamberimizin bir duası var. Ya Rabbi, bak, Allah'ın bir sünnetullah kanunu. Besmele'de çok sır var. Onun için ben böyle dedim ki, ya ikinci makamı okuyayım. İkinci makamda da çok sırlar var ama birinci makamda çok sırlar var. O sırlarına birisi, bakın, bir çekirdek, bir çekirdek. Ağacın bir çekirdeği. Dağ gibi rükü kaldırıyor. Münteşir, muazzam, muhteşem bir ağaç. Başında bakıyorsun zaten bir ton meyve, iki ton meyve. Yok mu öyle meyve ağacı? Bir ton meyve. Biz bu sene bir yere gittik, adamın dallar kırılacak, sağından solundan etmiş. Böyle Allah bir elma vermiş ki maşallah, birkaç yerden destek. O desteği vermesen hakikaten dallar kırılacak. Bak, çekirdek dağ gibi yükü kaldırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde ya Rabbi diyor, beni nefsime küçük göster. Beni düşmanlarıma karşı da büyüt. İzzet-i İslamiye, şahamet-i diniye noktasından beni düşmanlarıma karşı dağ gibi göster. Ama nefsime karşı da beni küçük göster. İşte fıtrat-ı insani o çekirdek gibi. Burada bir sır var. İnsanın fıtratı o çekirdek gibi. Kudret ve rahmet-i ilahiye itimat edip İslamiyet'in toprağına hulusiyet ve fıtratını eker. O Kur'an'ın nuraniyetinden, İslamiyet'in de hakaikinden tefeviz edersen çekirdek gibi istiladınla dağ gibi bir yükü kaldırırsın. Dağ gibi bir yükü kaldırırsın. Dağ kaldırırsın. Eskiden bütün bunu anlatayım. Eskiden Bayburt'ta Osmanlı dönemi, Bayburt'ta bir cami yapılmış. Caminin bahçesinde Ermenilerin orada bahçesi var. İhtilaf çıkmış. Ermeniler, bu bahçe bizimdir. Müslümanlar diyor ki caminindir, senindir, bizimdir. İş ihtilafa çıkıyor. O zaman Bayburt Erzurum'a bağlı. Ermeniler de tabii o zaman zengin. Müslümanlar da fakir fukara. Ermeniler diyor ki ya, biz şeye gideriz. Bir heyet yaparız. İstanbul'a gideriz. Valiye bir iki kese altın verir, işi bitiririz. Hakikaten öyle yapıyorlar. Valiye bir iki kese altın geliyorlar, validen karar çıkartıyorlar. Bu bahçe Müslümanların caminin bahçesi alınacak, Ermenilere verilecek. Tabii caminin bahçesini alıp Ermenilere verilince Müslümanların izzetine dokunuyor. Bir başka yer olsa ama cami. Ve Ermeniler de haksız. Milletin izzetine dokununca bu şeyde Bayburt'ta Terzi Baba diye Kamil'ine mizah varmış. Evliyadan Kamil bir insan. Bakın İslamiyet'in şeref ve kıymetine böyle veleyet çiçekleri her beldede var.
Allah dostları, kamil insanlar. Gidiyorlar o şeye, Tevzi babanın yanına. Diyorlar işte böyle oldu. Bizim dilimiz yok. Bizim lisanımız yok. Bizim imkanımız da yok. Ne yapacaksan yap diyorlar. O da yaşlı, o demiş, ben ne yapayım? Ben acizim, fakirim. Ben ne yapayım? Biz karışmayız. Bizim dilimiz de sen, lisanımız da sen, gücümüz, finansmanımız da sen, ne yaparsan yap. Çok tazı gidince tevekkül tarla diyor, arıyor şeyini, efendim, asasını şeye geliyor. Erzurum'a geliyor, vilayetten içeri giriyor, böyle kalbine bakıyor efendim, köylü bir vatandaş, ayağına çarıp, fukarayı sağ birinden birisi. Valiye diyor ki, ben Bayburt'tan bu caminin ihtilafını halletmek için geldim. Öyle deyince tabii böyle vali bakıyor, gariban bir vatandaş. Sen mi diyor, hafta alıyorum, sen mi? Sen mi deyince, onun da o anda izzetine dokunuyor. Orada böyle irticaren bir şiir söylüyor. Ben o şiirin manasını söyleyeyim. Yani böyle çok selis akıcı bir şiir. Diyor ki, Ağrı Dağı çekmez beni. Kırk pehlivan yenmez beni. Beni Adem harusayan. Harus işlenmemiş toprak. Hiç işlenmemiş toprağa harus derler. Beni Adem, yani Hazreti Adem zamanından beri ben diyor harus toprağım, kırk kotan, kotanı biliyor musun? Pırlık, pırlık. Kırk pırlık çekmez beni. Yani Müslümanın ağırlığı. Ağrı Dağı diyor, siklette, terazide tartmaz beni. Beni Adem harusuyum, kırk pehlivan yıkamaz beni. Kırk pırlık beni çekemez diyor. Böyle konuşunca hakikaten vali başlıyor şey etmeye, titremeye. Ondan sonra hakikaten şeyi düzeltiyor, geriye diyor. İnsanın fıtratı çekirdek gibi. Hele bir Allah'a dayan. Hele Allah namına hareket et. Hele Allah namına konuş. Hele Allah için yaşa. Hele Allah için İslamiyet'in kutsiyetini temsil et. Sen Ağrı Dağı gibi metin ve sağlam olsun. Kainatın çekemediği yükü sen çekersin. Bak, hadis var diyor. Kıyametin kopmasına bir gün kala Cenab-ı Hak Hazreti Mehdi'yi görevlendirir. Onun hizmeti, duası ve ubudiyeti dünyanın devamına fiili bir fetvadır. İşte yük kaldırmak. Ve onun için Risale'nin ilk sözüne duayı biraz açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi meselemiz o değil. Mesele yük kaldırmak. Besmeleyi lisan-ı halına yerleştir. Besmeleyi yaşa. Bakın, besmelede iki sır var. İsmi Celal. Besmelede bir silsile-i celal var. Bir de besmelede silsile-i cemal var. Silsile-i celal, Bismillahirrahmanirrahim'de bakın üç tane Cenab-ı Hakk'ın esması var. Biri Bismillah, Allah, lafz-ı celal. Cenab-ı Hakk'ın ismi nedir? İsmi zattır, ismi alemdir. Lafz-ı celal ismi azamdır. Celal silsilesi. Rahmaniyet ve rahimiyet cemal silsilesi. Bir mümin kendi mahiyet aynasında hem celali esmayı hem de cemali esmayı ya mahiyet aynasında mazhar olsa
o mümin kemali olur. Kainat da ona musahhar olur. Onun için usta demiş ki, bir Müslüman, bir mümin hakkıyla Allah'a kul olsa bütün kainatı Cenab-ı Hak ona musahhar eder. Alemleri ona ne yapar? Musahhar eder. O teshirin şükrünü eda eden her mümin besmeleyi alıp kainat aleminde ne yapabilir? Cevalan ve tayaran edilir. Evet. Zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Hizmet-i iman ve davayı Kur'an. Bak bunlar da sır. Üstad ne diyor? Hizmet-i iman ve davayı Kur'an omuzunuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş mu? Konulmuş. Şu yükü çekmek istiyor musun? Besmele'yi oku. Hiç uzağa gitme. Besmele'yi yaşa. Ne demek? Besmele'yi okumak, Besmele'yi yaşamak. Besmele'yi oku, Besmele'yi yaşa. Ne demek? Bir. Allah namına başla. Bir. Allah namına işle. İki. Allah namına ver. Allah namına al. Şimdi ben burada ders okuyorum, siz de dinliyorsunuz değil mi? Şu anda ben dersin okuyucu pozisyonundayım. Besmele'yi yaşamak ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. Allah namına ver. Kelamında enaniye, gurur, kibir, izafet ve nisbet olmaz. Allah namına işler. Allah namına idraklara, kalplere, ruhlara şu marifeti Kur'an'ı ne yapmak için? Sen besmeleyi yaşa, sen de Allah namına al. Allah namına kalbine, ruhuna, gönlüne nakşet. O zaman besmele hem senin hakkında, hem benim hakkında, hem herkes hakkında ne olur? Nafi ve semeradar olur. Zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. O zaman sen dağ gibi yükü ne yaparsın? Kaldırırsın. Demek her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyorlar, bizlere tablacılık ediyorlar. Her bir bostan Bismillah der, matbaa-i kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat, ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler, geçer. O ağaçların kökleri, damarları ne gibi? Pamuk gibi, ipek gibi. Taşa geliyor, İsmihal'la Bismillah diyor, taş şak ediyor, taşın içerisinden yoğunluk geçiyor. Taşları parçalıyor. Bu sırrın bize bakan cephesine, eğer sen hak namına, hakikat hesabına konuşsan, dikkat et, hak namına, Hakkat-ı Kur'aniye hesabına konuşsan, lisanında, amalında ve hayatında besmeleyi sen yaşasan, ya,
senin ağzından çıkan kelimat taş gibi kalpleri paralar, parçalar. Ölmüş kalpleri biiznillah ne yapar? Diriltir. Bak bu malumatla olmaz. Bu mücerred fikirle olmaz. Bu bir manada ilim mazhariyeti olmaz. Bu besmelenin sırrına mazhariyette. Hele Allah'ın anına konuş. Öyle konuş. Bak o taşlaşmış kalpler nasıl intiba ediyor. Hele hak namına beyan et.